Merhabalar dostlar. Gene bir ev hali videosu ile karşınızdayım. Bu video aynı zamanda bir mutfak videosu olacak. Şu anda evde krep yapılıyor. Şu anda elimde görüyor olduğunuz krep malzemesini çırpacağız. Bunun için mikser yerine evimizin, mutfağının ayrılmaz demirbaşlarından birisi haline gelen, şu anda elimde görüyor olduğunuz imitasyon makita. Şarjlı vidalama makinesinin ucuna çırpıcı uç takmak suretiyle karıştıracağız. Dostlar, esasında bu gibi videolarda hani özellikle Stanley'imi çok öne çıkarırdım. Fakat bunda özellikle bu makineyi kullanmak istedim. Çünkü hem evde hem dışarıda pek çok sökme, takma ve montaj işine yaramakla beraber mutfakta da gerçekten gerek krep malzemesi, gerek ayran, efendim gerek cacık, gerekse kakao çırpmakta falan gerçekten çok güzel işe yarıyor. Tabii ikinci vitesinde kullanırsanız hız vitesi olduğu için etrafa sıçratmaya başlıyor ama birinci viteste, yani düşük hızda karıştırdığınız zaman da çok güzel karıştırma yapıyor özellikle. Dostlar, bununla ayran çırptığımız zaman ayranın tadı bir başka oluyor. Gerçekten çırpıcıyla elde çırpa çırpa veya ne bileyim kavanoz içinde çarparak mesela diyelim ki yapılmış bir ayran gibi olmuyor. Tadı gerçekten fark ediyor. Her neyse. Şimdi başlayalım. Kamera yaklaşabilirsin istersen. Şöyle şuraya. Bakar mısınız ne kadar güzel karıştırıyor. Şimdi gördüm. Özellikle çok güzel köpüklü ayranlar yapıyor. Görüyor musunuz şu olaya yani? Ve üstelik bundan daha kıvamlı malzemeleri de rahatlıkla çırpabilen ve çok düzgün çırpmalar yapabilen aynı zamanda bir malzeme. Özellikle bu mikserlerde pek çok eklenti olduğu için özellikle mikserinizin hani zarar görmesini, mümkün mertebe hani yıpranmasını istemiyorsanız da elinizdeki böyle bir araçla rahatlıkla karıştırma yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz çok güzel bir köpük bile oluşturduk artık. Ve bu sınıf makineler bile rahatlıkla bir mutfağın bu şekilde her tür aynı zamanda karıştırma işini yapabilmekte. Bu yüzden birinci sınıf, üst sınıf aynı zamanda matkaplar kullanmanıza gerek yok. İkinci sınıf markalı işte McAllister'dır, Black & Decker'dır, Einhell'dir gibi araçlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu mesela aynı zamanda bir şarjlı vidalama, yani darbesi marbesi falan bir şeyi de yok. Yani şurada gördüğünüz özellikle matkap şimdi şuna göre çok daha üst düzeyli bir araç. Dediğim gibi bu tip bir araçla da rahatlıkla karıştırmalarınızı yapabilirsiniz ki daha fazla karıştırmamıza gerek yok. Şahane karıştırma. Evet anne, artık hazırız, başlayabiliriz. Kıvamı nasıl? Elle çırpmaklara da fark ediyor mu? Ay maşallah. Peki, ayranı da bu şekilde çırptığımız zaman elde çırpmakla arasında ne kadar fark oluyor? Kavanın dibine pıtır pıtırlar oluyor yani.
Kırıntı kırıntı. Ama çırpınca? Çırpınca ya böyle süt gibi olur bak şimdi. Ya beyazı var, türlü çukuru var. Ya çeşit çeşit. Ama bu kumaş gibi bak. Kumaş gibi yani değil mi? Yani. Şimdi yiyesi geliyor insana. Ay maşallah. Olmuyor kızım olmuyor diyor ya. Seninki gibi olmuyor ya. Daha güzel oldu. Kafanın gölgesi ya. Allah'ım ne kadar güzel gözüktü ama. Oldu herhalde ha? Vay 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 vay. Bir de el salla şimdi. Daha güzel bir tane daha. Ondan da güzelini yapacağım. Tamam. Ondan da güzelini de yap. Bir de daha sesli konuştuğunu tamamdır. Of 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 of. Akmaya bak, akmaya bak. Adı üstünde. Değil mi? Adı üstünde bakalım. Tam bir göçmen yemeğidir aynı zamanda. Aynen aynen. Özellikle de söylüyorlar. Demek yengem de öyle diyor ha? Yengem öyle diyor. Kızım olmuyor kızım olmuyor. Çünkü şimdinkiler olmuyor kimseninki. Benimki yine hiç olmuyor diyor. Bu şey kızlara gelin kızken daha evlenmeden önce yaptırık aynen evine gider gider. Beceriyor mu? Eğri mi yapıyor? Yamuk mu yapıyor? Nasıl almazlar o kızı? Aman yani. Ama eskiden yemek yapabilen kız şeydi. Yani değil mi? Önemliydi, kıymetliydi. Bu zamanın kızları hiç süt bile mayalayamıyor. Tarla taban var o zaman. Şimdiki gibi böyle git marketten al geldi. Ya işte gidiyorsun bir şey demek. Oh 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 oh. Maşallah. Gel de kalkın. Hakikaten. Değil mi? Hakikaten hakikaten. Baksana köfteyi alıp gelip hop koyuyorlar önlerine. Valla. Yani, bu zamanın kızlar ne anlar köfte yapmaktan? Biz gene nasıl her şeyi kendimiz yaptık. Hani Allah'ım dedim evimiz olsun. Kendim yapacağım badanasını, işte şu sunu bu sunu. O anda tırık kazası geçirdim de yapamadım. Tuğla'dan şuradan şurayı ben koyacağım. İçimi ben çekeceğim. Yapamadım. Bu kadar suratla yapılır mı? Hadi bir daha bakalım. Ay maşallah. Ama alttaki de öyle çok güzel oldu. Bu da güzel, bu da güzel. Bu yaba
götürme ya da şeyden hazırlanırken kafamla yağını çıktı pıtır pıtır şey ettiler. Evsan çok güzel yapıyor. Çift hepsini, çift tavayla yapıyor Evsan. İkisini de birden. Çok becerikli anası manası akılda değil maşallah. Emsal dediği bu arada kızı yani benim kız kardeşim. Valla valla ikisi birden iki tane göze koyuyor. Çift tavayla değil mi? Aha. Gelince yaptırırsın. Hay maşallah. Evet çok güzel oldu. Evet Zühre Hanım gerçekten çok güzel akıtmalar yaptın bize. Teşekkür ederiz. hoşça kalalım değil mi? Ya yok sıcakta bak yaşım değil. Evet 60 tane 70 tane yaptığımı biliyorum. Değil mi? Şimdi 10 tane de tersli içinde kalıyor. Hadi salla bitirelim.